sevgili 4. sınıf öğrencileri, Fen Bilimleri dersinizden 2. dönemin 2. yazılı soru örnekleriyle sizlerle beraberim. Bu soruların benzerleri sınavınızda çıkabilir diye düşünüyorum. Hemen başlıyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki Bülbül Öğretmen sayfamı takip edebilirsiniz. Birinci sorumuz, aşağıdaki devrelerin hangisinde ampul ışık verir? Birinci devremize bakalım. A şıkkında pil var, ampul de var ve anahtar da var. Anahtar kapanmış ve burada bir kapalı devre var. A şıkkındaki ampul ışık verir. B'ye bakalım. Neden vermez? B'de her şey var ama anahtar açık bırakılmış. Anahtar açık olduğunda buradan elektrik ilerleyemeyeceği için, buradan tabii geçemeyeceği için ampul ışık vermez. C şıkkında zaten pil yok. Pil olmadığı için zaten ampul ışık vermez. Pil olsa bile anahtar açık bırakılmış, yine ışık vermez. D şıkkında da aynı şekilde iki tane anahtar var. Birisi kapalı ama diğeri açık. Pilimiz var ama anahtar açık olduğu için burada da ışık vermez. O yüzden cevabımız A şıkkı oldu. A şıkkını işaretledim. Yandaki araba daha çok hangi çevre kirliliğine sebep olmaktadır? Hava kirliliği, ışık kirliliği, su kirliliği ve toprak kirliliği. Baktığımızda resimde arabanın egzozundan çıkan gazlar havayı kirletmektedir. Ve o zaman bizim cevabımız burada A şıkkı olmalı. Hava kirliliği diyoruz. Üçüncü soru. Aşağıdaki devrelerle ilgili boşlukları dolduralım. Nedir bu? Yani bu devre açık bir devre mi, kapalı devre mi, ışık verir mi, vermez mi, bunları yazacağız. Şimdi şöyle bir baktığımda bu devre kapalı devre değil, açık. Çünkü anahtar açık bırakılmış. O yüzden ben buna açık devre diyorum. Ve ışık vermez. Çünkü anahtar kapatılmamış. Diğer devremiz, bakın, anahtar kapalı. O zaman bu kapalı devre oluyor. Ve ışık verir. Burada ampul yanar. Çünkü anahtar kapalı ve bu şekilde ampul yanar. Diğer sorumuza bakalım. Önceki konulardan bir soru. Öğretmeniniz bir önceki konulardan da size belki böyle sorular sorabilir. Şimdi nedir? 500 mililitre su alabilen bir kaba 450 mililitre su konulduktan sonra, yani şu birinci resim, içine patates atılıyor. İkinci resimdeki gibi. Taşan su küçük kapta toplandığında 150 mililitre olduğunda göreyi yazmayı unutmuşum. Patatesin hacmi kaç mililitredir? Yani patatesin hacmini soruyor. Şimdi bakın, birinci resimde 450 mililitre su var. Sonra patates bırakılıyor. Tabi patates demek ki biraz büyük bir patates. Buradan fazla olan sular diğer kaba gidiyor. Yani 150 mililitrelik su taşmış oluyor. Peki bu kabı doldurmak için, yani tamamı dolu olduğunda ne kadar alıyordu? 500. 500'den 450'yi çıkardığımızda demek ki 50 mililitrelik bir dolma olmuş. Değil mi? Patatesi koyduğumuzda. Ve dolmuş, bir de fazla fazla taşmış. Yani 150 mililitre taşmış. Demek ki bunların ikisini topladığımızda patatesin hacmi kadar bir su ortaya çıkacaktı. Ve patatesin hacmini öğrenmiş olacağız. 50 mililitrelik boşluğu doldurduk. 150 mililitre taştı. İkisini topladığımız zaman ne oluyor? 200 mililitre. Demek ki patatesin hacmi, büyüklüğü demek ki 200 mililitreymiş. Cevabımız C şıkkı oldu. Beşinci soruya bakalım. Sesin şiddetini arttırmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? Megafon, mikrofon, kulak tıkacı, hoparlör. Doğru cevap siz de bulmuşsunuzdur. C şıkkı olacak. Kulak tıkacı. Sesin şiddetini daha az duymak için kulak tıkacı takılıyor zaten. O yüzden cevap C şıkkı olacak. 6. Boşlukta yer kaplayan, kütlesi ve hacmi olan her şeye madde denir. Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi maddedir? Işık, su, ses ve şimşek. Evet, doğru cevabımız B şıkkı olacak. Su bir maddedir çünkü kütlesi ve hacmi vardır. Diğerlerinin kütlesi ve hacmi olmadığı için bunlar madde değildir. Cevap B şıkkı oldu. 7. sorumuza bakalım. Resimleri verilen devre elemanlarının isimlerini altlarına yazalım diyor. Böyle bir soru öğretmeniniz size sorabilir. Bakalım neler var. Bakın, birinci resimde anahtar var. Şöyle anahtar yazalım. İkinci resimde pil var. Bakın, artı ve eksi kutupları da var. Üçüncü resimde ampul.
Bu da ampulün takıldığı duy diyoruz. Duy her zaman olmayabilir devrede. Yani ampulün yanması için illa bu gerekli değil. Ampulün güzel durması için, yani devrilmemesi için bu takılabilir. Bu olmadan da yine devre tamamlanır diyoruz. Böyle bir bilgi de verelim. Bu da nedir? Kablo. Kablo da gerekiyor. Bu şekilde devre elemanlarının isimlerini yazdık. 8. Aşağıdakilerden hangisi gürültü kirliliğinin nedenlerinden biri değildir? Trafik yoğunluğunun fazla olması. Evet, bu gürültüye sebep olur. Hayvanların sesleri. Şimdi hayvanların sesleri doğal seslerdir. Ve onların sesleri gürültü kirliliğine neden olmaz. Şehirlerdeki insanların fazla olması. Evet, bu gürültü kirliliğine neden olur. Fabrika ve iş yerlerinin şehir merkezlerinde olması. Evet, çünkü fabrikalarda evet sesler fazla çıkabilir iş yerlerinde. Buradaki cevabımız bizim B şıkkı olacak. Hayvanların seslerini biz gürültü kirliliği olarak kabul etmiyoruz. Yani bu şekilde saymıyoruz. Çünkü onlar doğal varlıklar. Yani onların seslerini kesemeyiz yani. Ama diğerlerini azaltabiliriz, değil mi? Peki. 9. Aşağıdakilerden hangisi farklı elektrik kaynağıyla çalışır? Ütü, televizyon kumandası, buzdolabı ve bulaşık makinesi var. Bakın, ütü, buzdolabı ve bulaşık makinesi şehir elektriği dediğimiz işte prizlere takarak, değil mi, fişlerini bu şekilde çalıştırıyoruz. Ama TV kumandasını pille çalıştırıyoruz. O yüzden bu diğerlerine göre farklı oluyor. Cevap burada B şıkkı oluyor. 10. Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynaklarındandır? Yol yapım çalışmasındaki makine sesi. Bu yapay bir sestir. İnsanların yaptığı bir makineden çıkan ses. Trafikteki arabaların korna sesi. Yine bu da yapaydır. Okulda teneffüs için çalan müzik sesi. Bu da yapay bir ses. Evde kafeste beslenilen kuşun sesi. Bu doğal bir varlıktan geldiği için tabii ki doğal seslerden oluyor. Cevap D şıkkı. 11. Aşağıdakilerden hangisi elektrik kaynağı değildir? Neler var? Akümülatör, elektrik direkleri, şehir cereyanı ve pil. Akümülatör nedir? Kısaca akü diyoruz. Genellikle arabalarda oluyor, otomobillerde ve diğer arabalarda. Onların elektriklerinin çalışması için, arabanın çalışması için gerekli olan bir elektrik kaynağı. Şehir cereyanı zaten kullanıyoruz evlerimizde. Pil de bir elektrik kaynağıdır. Ama elektrik direkleri elektrik kaynağı değildir. Onlar sadece kabloları, yani yukarıdan geçen kabloları yukarıda dursunlar diye yapılmıştır. Elektrik direkleri bir elektrik kaynağı sayılmaz tabii ki. Cevap B şık. 12. Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasına yol açabilecek durumlardan biri değildir? Bozuk bir elektrikli aleti tamirciye götürmek, yıpranmış elektrik kablolarına dokunmak, burada elektrik çarpar, elektrik direklerine tırmanmak, evet burada da çarpabilir, tehlikelidir. Islak elle elektrik prizlerine dokunmak, burada kesin çarpar zaten. Islak elle, hatta normalde de elektrik prizlerinin içine özellikle herhangi bir şeyle dokunmamak gerekir. Yani burada A şıkkındaki elektrik çarpmasına yol açmaz. Çünkü siz alıyorsunuz bir elektrikli aleti, poşete koyup tamirciye götürüyorsunuz. Yani burada fişi takılı değil zaten. Cevap A şıkkı. 13. Işık kirliliğini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Gündüz vakitlerinde lambaları açmalıyız. Zaman ayarlı reklam panoları kullanmalıyız. Gökyüzünü aydınlatmalıyız. İyi aydınlatma elde etmek için fazla ışık kaynağı kullanmalıyız. Şimdi ışık kirliliğini önlemek istiyoruz, değil mi? O zaman ne yapmalıyız? Zaman ayarlı reklam panoları kullanmalıyız. Yani fazladan yanmasın. Zamana göre planlayalım. Çünkü bazen ne oluyor? Hava hafif kapandığında kendi kendine yanmaya başlıyorlar gündüz vakti falan. O zaman ne oluyor? Fazla ışık gitmiş oluyor ve ışık kirliliğine sebep olmuş oluyor. Diğerleri uygun değil. Cevap B şıkkı. 14. Yine devrelerle ilgili bir soru. Yukarıdaki elektrik devrelerinden hangileri ışık vermez diyor. Bir inceleyelim. Şimdi birinci devremizde evet anahtar kapalı, ampul var ama pil takılmamış bakın. Pilin yatağını koymuşlar. Bakın diğerlerinden ayırt edebilirsiniz. Bunun içine pili koymayı unutmuşlar. O zaman bu ışık vermez. Bunu istiyoruz. Bakın buradaki de ışık vermez. Tamam, ampul var, pil de konulmuş güzel bir şekilde ama anahtar açık. Bu da ışık vermez. Peki üçüncüsü ışık verir mi? Evet, üçüncüsü ışık verir. Bakın pilimiz var, anahtar kapalı, kablo da sağlam ve burada ampul ışık verir. O zaman hangisi vermiyor? 1 ve 2 ışık vermez. Cevabımız A şıkkı olacak. Geldik 15. soruya.
pillerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Bir pilin üzerinde artı ve eksi kutuplar bulunur. Doğru. Elektrik enerji kaynağıdır. Doğru. Bitmiş piller doğaya zarar verebilir. Doğru. Evdeki tüm araçlarımızı pille çalıştırabiliriz diyor. İşte bu yanlış. Bütün araçlar pille çalışmaz. 16. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ışık kirliliğinin sonuçlarındandır? Işık kirliliği olduğunda ne oluyor? Bunlar oluyor mu? Ona bakacağız. Yavru kaplumbağalar deniz yerine ışığa giderler. Evet, yanlış yöne giderler ve ne olur? Bu sefer ölürler. Tabii ki zararlı oluyor ışık kirliliği burada. Bunu alacağız. Göçmen kuşlar yönünü şaşırırlar. Doğru. Geceleri özellikle. Çok şehirlerin ışıkları var tabii ki çok fazla. Gök cisimleri, yıldızlar yeterince gözlemlenemez. Evet, bu da doğru. Demek ki buradaki 3 ifadede ışık kirliliğinin sonuçları içerisinde. Yani cevabımız burada D şıkkı olacak. İşaretleyelim. Umarım soruları beğenmişsinizdir. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.